Saygıdeğer Keypirtepe'liler, 17 Nisan 2021 Köy Enstitüsü'nün kuruluşunun 81. yılı. Kovadı karanlığın ağları, halk uyansın, ülke çiçeğe dursun diyen Mehmet Başaran'la başlayalım. Keypirtepe 1943 ve 52 yıl arasında 709 köy enstitüsü mezun etmiştir. Ve bu 709 köy enstitüsü öncelikle Trakya'da ve yurdumuzun çeşitli yerlerinde görev yapmıştır. Benim bugün sizlere bahsetmek istediğim olay ise Hasan Akarsu'nun, Keypirtepe mezunu olmayan bir kardeşimizin, arkadaşımızın, yazarın, şairin, Keypirtepelilerle ilgili 46 kişiyle görüşerek röportajlar yapıp 3 kitap yayınlamasıdır. Bu kitaplar Keypirtepe Aydınlığı, Keypirtepe Güneşleri ve Keypirtepe Işığı'dır. Burada 46 öğretmenle yapılan röportajlar var. İşte burada Keypirtepeliler nasıl Keypirtepeli olduklarını, nasıl köy enstitüsü olduklarını, hangi şartlarda o şekilde eğitildiklerini ve bunu nasıl ülkeye yansıtmaya çalıştıklarını çok güzel anlatmışlar. Öyle tahmin ediyorum ki bu kitapları Hasan Akarsu'ya yazdıran ilkokuldaki öğretmen olan Durhan Aydeniz'dir. Durhan Aydeniz 1944 Keypirtepe mezunudur. Yine değişik bir olay ve şans belki de 1943 mezunlarımızdan Yusuf Asıl da Hasan Akarsu'nun Saray Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliğini yapmıştır. Herhalde bir minnet duygusu, minnet borcu olarak Hasan Akarsu bu kitapları yazmıştır. Bu üç kitap bize ne anlatıyor? Keypirtepe Aydınlığı, Keypirtepe Güneşleri, Keypirtepe Işığı. Her şeyden önce Keypirtepe'ye bu öğrencilerin nasıl girdiklerini anlatıyor. Daha sonra okulda nasıl okuduklarını anlatıyor. Çektikleri zorlukları anlatıyor. Örneğin binaları kendilerinin yaptıklarını, kızların onlara yardımcı olduklarını, kızların tüm giysileri çok güzel bir şekilde diktiklerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında Ankara'ya gittiklerini, Ankara'da Hasan Oğlan Köy Enstitüsü bizim Keypirtepelilerin özellikle ilk kazmayı vurdukları, Hasan Oğlan'da 9 bina yaptıklarını, yine tekrar Keypirtepe'ye geldikten sonra bina yapımına devam ettiklerini, çok ilginçtir, çok ilginçtir. Adapazarı depreminde Arifiye'ye de gidip depremzedelere ev yaptıklarını, Keypirtepe'de su bulduklarını, Keypirtepe'de jeneratör kurup elektrik ürettiklerini, yine her öğrencinin en az yılda, öğretmenler de dahil buna, 24 kitap okuması gerektiğini, daha neler neler neler. Köye ilk gittiklerinde bunlara saban, öküz verilmiş, daha sonra bu uygulamadan vazgeçilmiş, sadece öğretmenlere maaş verilmiş, arkadaşlıklar, dostluklar kurmuşlar, TÖS'ü kurmuşlar, TÖP'leri kurmuşlar, siyaset yapmışlar, milletvekili olmuşlar, sanatçı olmuşlar. Tüm bunları bu kitaplardan görüyoruz. Tabii ki yine de en önemlisi hiçbir şekilde yılmamışlar, direnmişler, oldukları gibi kalmamışlar. Sürekli değişim içine girmişler. Askere gittiklerinde bile farklı kişiler oldukları ortaya çıkmış. Bunlar daha farklı davranmışlar. Bu kitaplarla ilgili iki dileğim var. Bir tanesi bu kitapları herkesin okuması. Bir tanesi de bu kitaplar gelecekte inşallah Keypirtepeliler Eğitim Vakfı tarafından telif hakları alınarak, Hasan Akarsu ile anlaşarak bir şekilde yeniden basılmasıdır. Hasan Akarsu'ya bir kez daha tüm Keypirtepeliler ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. 17 Nisan kutlu olsun.